Bir gün Hazreti İdris aleyhisselam güneşin altında yürüyor, böyle biraz da sıcak vuruyor ona. Acaba bu güneşte vazifedar memur melek nasıl dayanıyor buna diye melekle görüşmek istiyor. Her yerde böyle memur melekler var ya vazifeli. Bir yağmur tanesinde, güneşte, ayda, yıldızda ne yapıyorlar? Her mevcudatın üzerinde hem vazifedarlar hem de Allah Azze ve Celle'yi sürekli tesbih halindeler. İdris aleyhisselam ondan rica ediyor. Ya ben Azrail aleyhisselamla görüşmek istiyorum uzun süredir falan diye. Melek de kırmıyor, olur ben iletirim diyor yani durumu. Tabii görüşürsünüz görüşmezsiniz bilemeyiz diyor. Bir gün Azrail aleyhisselam insan kılığında İdris aleyhisselamın yanına geliyor. Tabii insan kılığında geldiği için tanıyamıyor. Bir de İdris aleyhisselamın hayatı şöyle. 4 gün ibadet ve kullukta geçiyor. 3 günü de halkın içinde geçiyor. Onlara tebliğ ve irşat vazifesiyle geçiyor. Gelen insan da tam o 4 gün ibadet vaktine denk geliyor. Çıktın geldin bu benim özel 4 günümde falan deyince ya görüşmek istedim, seninle olmak istedim, kulluk etmek istedim, seninle ibadet etmek istedim deyince İdris aleyhisselam diyor ki ya sen bana dayanamazsın diyor ya ben az yer, az içer, az uyuyan bir adamım diyor. Sen benim yanımda helak olursun, perişan olursun diyor. Bir şey olmaz, dayanmaya çalışırız deyince yolda başlıyorlar yürümeye. Yolda bir çoban görüyorlar. Azrail aleyhisselam diyor ki tabii Hazreti İdris bilmiyor onun Azrail olduğunu. İnsan kılığında. Azrail diyor ki ya şu çobandan bir süt mü alsak diyor. Akşam acıkırız falan diyor. İdris aleyhisselam bir sinirleniyor. Ne diyorsun sen diyor ya. Bizim nereye gideceğimizi bilen Allah bize sofra sermez mi diyor ya. Sermişti mi daha önceden de? Sofra diye sure ismi var değil mi? Maide ne demek maide? Sofra demek. Daha sonra kimlere sermiş? Yunus Emre'ye sermiş. Hani birileriyle denk geliyor, her biri dua ediyor bir sofra, Yunus Emre dua ediyor 2 sofra. Ya sen ne duası ettin diyor ya. Ben diyor sizin dua ettiğinizin hürmetine dedim diyor. Vallahi biz Yunus Emre'ye dua ettik diyor ya o hesap, 2 sofra iniyor. Neyse tamam diyor, tamam bir şey demiyorum diyor. Akşam oluyor, tam yemeğe oturuyorlar. İdris aleyhisselam da böyle hafiften de olsa acıkıyor yani. Bu arada inanılmaz bir kulluğu var. Yani olayları anlatmaya devam edince anlayacaksınız. Kulluk seviyesinde Hazreti İdris çok ciddi bir yükseklikte, yetişilmez bir boyutta yani. Neyse, Azrail de ben yemeyeceğim diyor. Tabii tekrar söyleyeyim, ölüm meleği olduğunu bilmiyor insan kılığında. Allah Allah diyor ya, çobandan süt aldıracaktı bak şimdi yemiyor falan. Yiyor Hazreti İdris 2 lokma, sabaha kadar ibadet ediyorlar. Hazreti İdris artık yorgun düşüyor. Bakıyor, ölüm meleğinde hiçbir şey yok. Allah Allah diyor, nasıl adam bu diyor ya. Ben de zorlanır dedim diyor. Ertesi gün oluyor işte, bir üzüm bağının yanından geçiyorlar. Ölüm meleği yine söylüyor Azrail aleyhisselam. Ya diyor şu... Bağdan da bir tutam üzüm mü alsak akşama lazım olur. Hazreti İdris sinirleniyor yine. Ya ben demedim mi bana öyle deme diye. Bak tevekkülümüz edileniyor falan. Tamam tamam bir şey demedim diyor. Akşam oluyor. Hazreti İdris acıkıyor. Tam yemek yerken Azrail'e diyor sen de yesene. Yok benim iştahım yok ben yemeyeceğim deyince yine şaşırıyor. Allah Allah ya 2 gün oldu. Biz dayanamaz dedik yani biz dayanamıyoruz adam dayanıyor falan. Sabaha kadar ibadet ibadet ibadet. İdris aleyhisselam artık sabah oluyor bitkin düşüyor. En son diyor ki ya bana doğruyu söyle sen insan olamazsın diyor. Çünkü hayatında gördüğü en ciddi abid kendisi. Bir üst seviyesini görmemiş İdris aleyhisselam. Kendisinden daha çok ibadet eden birini görmemiş. Azrail aleyhisselam yalan söyler mi tabii? O da diyor doğru diyor yani ben Adem oğullarından değilim diyor. Kimse sen o zaman diyor? Ölüm meleğim diyor. Neyi? Ölüm meleği mi? Emir mi aldın diyor. Ya emir alsam 2 gün benimle gezebilir misin diyor ya. İdris aleyhisselama sıkıntı yok ben diyor. Seni Allah için çok sevdiğimden... Senin muhabbetini, kulluğunu çok sevdiğimden ben Rabbimden müsaade aldım 2 gün seninle dost olmaya geldim diyor. Şimdi sen buraya geldin canları kim yani, alacak diyor. Azrail aleyhisselam diyor ki ya dünya dediğin senin önündeki sofra misal bana diyor. Bir anda oradayım, bir anda buradayım. Ben seninle gezerken o canları almaya devam ediyorum diyor. Şimdi mesela güneşin zatı bize çok uzak değil mi? Ama ışığı nerede? Her yerde bir anda olabiliyor. Neden? Nurani çünkü. Azrail aleyhisselam da nurani değil mi? Nuraniyetin özelliği nedir? Bir anda güneşin ışığı diye her yerde olabilir. Yanda İdris aleyhisselamla muhabbet ederken bir yanda da bir bakarsın denizdeki balığın bile canını almış. Şimdi biz matematik dersinde üniversitede boyutlarla ilgili meseleyi fazla gördük. 3. boyut oluyoruz öyle değil mi? Ne demek oluyor 3. boyut? X var, Y var bir de Z var. Bir yaprak düşünün. O yaprağın yanı hiç gözükmez gibi düşünün, 0 gibi düşünün. Bir kenar var, bir kenar daha var. Buna 2 boyut denir. Sen o yaprağı kalınlaştırıp kitap haline dönüştürdüğün anda kaç boyut oldu? 3 boyut oldu. Demek ki onun bir kenarı 1 boyut, diğer kenarı 2. boyut. Genişlemesi de 3. boyut. Şimdi biz kaç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz? Kaçıncı alemdeyiz? Biz 3 boyutlu bir alemdeyiz. Şurada gördüğünüz yazılar ise farkındaysanız 2 boyutlu. Boyu var, eni var. Bu yazıların bir kalınlığı var mı? Elle tutulabilecek bir kalınlığı yok, doğru mu? Ben 3. boyuttayım. Bu ise benden bir düşük olan 2. boyutta. Ben aynı anda hem şurada hem şurada olabildim mi şu an? Evet. Olabildim değil mi? Hem aşağıdaki cümledeyim hem yukarıdaki cümledeyim. Demek bir üst boyutun müdahalesi bir alt boyuta indirgendiği zaman zaman ve mekan fark etmiyor. Üstad Hazretleri hayatın 3. mertebesindedir diyor. O da hayatın 3. mertebesinde olduğundan dolayı 1. mertebe biziz. 2. mertebesinde insan gibi yaşayabilen ruhaniler, zamanı isterse yer içer vesaire. 3. mertebe
hiçbir cismani özelliği mevcut değil diyeyim. Dördüncü mertebe şahadet vesaire ilahir beşinci mertebe diye gidiyor. Azrail Aleyhisselam da farklı daha üst bir boyutta olduğundan dolayı bir anda İdris Aleyhisselam'la gezebilirken öteki anda bir böceğin, bir insanın, denizin altındaki bir balığın bile hayatını ondan alabilir. Ben ölüm meyleyim deyince İdris Aleyhisselam bir farklılaşıyor tabii. Ya ne oldu diyor. Ya benim hep istediğim bir arzum vardı da. Bana bir ölümü tattırabilir misin? Ya Allah Allah. Ölümün acısını tadıp da ne yapacaksın? Ben o ölümün acısını tatarsam dünyaya döndüğümde bir daha hiçbir zaman uyumam. Hep Allah'a sonuna kadar kulluk ederim diyor. Kullukta çok ciddi bir mertebesi var İdris Aleyhisselam'ın. O da tamam diyor. Rabbime sorayım diyor. Allah izin verince birden ölümün acısını tattırıyor. Ve bir anda Allah'ın izniyle hayata tekrar dönüyor. İdris Aleyhisselam gözünü bir açıyor. Nasıldı diyor. Ya benim hiç okuduğuma benzemiyor diyor. Bu dehşetli bir hal diyor ya. Vahşet bir hal diyor. Rivayetlerde şöyle geçiyor. Nasıl bir koyunun derisini canlıyken yüzerler ya. Ölüm hali de öyle bir andır diyor. Benim bir arkadaşım vardı Kayserili. Bunun babası çok zalimlik etmiş bunlara. Öyle böyle değil. Anasına kıymış, etbedik bırakmamış, çocuklara kıymış, etbedik bırakmamış. Küçücük çocukların üzerinde ateşler söndürmüş, sigaralar söndürmüş. Böyle etmedik zalimlik bırakmamış. Böyle yani. Çok içermiş, edermiş, sabaha kadar dövermiş, işkence eder öyle dövermiş çocukları ta zamanında. Babam diyor trafik kazası geçirdi, hastaneye gittik. Ben bir adamın can vermek isteyip canının çıkmadığını babamda gördüm diyor. Hani diyor pamuk tarlasına böyle bir dikenli teli koyarsın, çekersin, koyarsın, çekersin. Pamuk ne tam gelir ne de seni bırakır ya. Aynı babamın ruhu çıkayım çıkmayayım çıkayım çıkmayayım diye dakikalarca, saatlerce, günlerce acı çektirdi babama diyor. An an bütün acılara şahit oldum diyor. İşte bazı zalim kişilere Azrail Aleyhisselam daha can almaya başlarken cehennemin kokusunu tattırmaya başlar. İdris Aleyhisselam da öyle söylüyor. Ne kadar zormuş diyor. Hiç okuduğum, bildiğim meselelere hiçbirine benzemiyor. Senden bir isteğim daha var. Nedir diyor Azrail Aleyhisselam? Bana diyor cehennemi göster. E tam sorayım Rabbime de ne yapacaksın cehennemi diyor. Kulluğum ziyadeleşir. Ben o cehennemi görürsem diyor ya. Sorayım Rabbime diyor. Allah Azze ve Celle izin veriyor. Götürüyor cehenneme. Cehennemin kapısında görevli melekler var mı zebaniler? Var. Kimsin diyor. Ben Azrail deyince görevli melek bile titriyor. Niye geldin diyor. Ya telaş yok bir şeye gelmedim diyor. Şimdi öyle olunca korkuyorlar Azrail Aleyhisselam'dan yani. Dört büyük melekten bir tanesi. Böyle böyle İdris Aleyhisselam'la birlikte geldik. Bize cehennemin kapısını bir parça açar mısın diyor. Cehennemde vazifeli melek bir iğne deliği kadar cehennemin kapısını açıyor. Bir iğne deliği kadar, iğnenin ucu kadar. Gözünü koysan göremeyeceğin kadar cehennemin kapısını açıyor. Duyduğu o derin sesten, hissettiği o sıcaklıktan, içerideki o inlemelerden, ateşlerden dolayı İdris Aleyhisselam düşüp bayılıyor. Kendine geldiğinde aman diyor, aman diyor. Bu hal benim okuduğumdan, bildiğimden çok daha dehşetli bir halmiş diyor. Senden bir isteğim daha var diyor Azrail Aleyhisselam. Bulmuş ya insan, bırakır mı isteğini? Bana diyor bir de cenneti göstersin. Ya ne yapacaksın sen? Zaten cennete gideceksin Allah'ın peygamberi. Ya ben onu görsem kulağım iştahlanır benim. İştiyakım artar Rabbime karşı. Daha iştahlı dua ederim diyor. Allah Allah. Tamam diyor sorayım diyor. Soruyor Azrail Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle müsaade buyuruyor. Tamam diyor gel götüreyim cennete. Giriyor. Kapıyı bir açıyorlar ama o andan itibaren gözlerini ayıramıyor içeri. Bak olay çok ilginç bir yere gidiyor ama. Diyor ki Azrail Aleyhisselam. Bir girsem bir su içsem. Şuradan bir meyve yesem falan. Azrail Aleyhisselam diyor tamam diyor gir diyor yani. Rabbim müsaade etti gir diyor. Bir yudum su iç bir meyve al. Giriyor içeride bir yudum su. Bir dal meyve. Azrail Aleyhisselam vakit doldu gitmemiz lazım diyor. Tutunuyor bir dal İdris Aleyhisselam. Beni buradan kimse çıkaramaz. Gerekirse seninle mücadele ederim diyor. Çok ilginçtir. Cenneti görüp dönebilen bir peygamber var. O da Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ne için dönüyor biliyor musunuz? Sana. Bana. Şefaat etmek için diyor. Sana bana ya. Üstümüze alınalım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bak İdris peygamber tutuyor dalı diyor ki beni buradan çıkaramazsın. Seninle mücadele ederim diyor. O zaman Azrail diyor ya Rabbi ne yapacağım ben? Böyle böyle hal. Ey diyor Azrail delillerinle birlikte İdris'le mücadele et. Hani o niye cennette kalsın? Niye istiyor kalmayı? Delillerini sunsun. Sen niye onu çıkarmak istiyorsun? Niye çıkması lazım? Delillerini sun diyor. İdris Aleyhisselam bir başlıyor. Şimdi diyor her canlı ölümü tadacaktır ayeti var mı diyor. Var diyor Azrail Aleyhisselam. Tamam bak ben tattım. Cennete girenler sadece bir ölüm vardır onu da tattık diye ayet var mı? Var diyor Azrail Aleyhisselam. Tamam bak ben öldüm. Öldüm mü bir kere? Öldüm. Bak cennete de girdim mi ben onu tattım diyor. Allah'ın kulunu iki kere öldüreceğine dair bir ayet var mı diyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki öyle bir ayet yok diyor. Tamam bak ben bir kez öldüm zaten ikinci ölüm de yok. Tamam mı bu da? Peki şimdi diyor neredeyiz diyor Azrail Aleyhisselam'a. Azrail Aleyhisselam cennetteyiz. Cennet ehli çıkarılacak değildir diye de ayet var mı diyor. Azrail Aleyhisselam diyor var diyor. Tamam yani beni kimse çıkaramaz buradan. Azrail Aleyhisselam diyor ya Rab vallahi durum böyle böyle ben ne yapayım. Allah Azze ve Celle lisan-ı hikmet ile diyor ki ben zaten ezel noktasında onun cennete gireceğini bu ana yazmıştım.
Demek o da onu hissetmiş. Bir problem yoktur, orada kalsın. Ebediyen orada devam etsin diye İdris peygamberi orada bırakıyorlar. Yani Allah Azze ve Celle zaten o ölümü ona yazmış. Ama şeye dikkat edin. Cennete çıkmadan önce ölme dedi. Bir kez ölüp diriltildi ya, ölümü de orada tattı. Hazreti Havva her seferinde iki çocuk doğuruyordu. Toplam 40 çocuğu oldu. En son bir tane erkek çocuğu oldu. Kim oluyor o? Şit peygamber. Peki Şit peygamber kim oluyor? İleride İdris peygamberin dedesi olacak. Şit. İdris peygamberin gerçek ismi değildir. Gerçek ismi Annuh, Unhuh, Hanuh diye geçiyor. Bu üç rivayet var. Hikmet ve irfanla çok fazla uğraştığından dolayı ona İdris diye lakap verilmiş. Hazreti Nuh'un gerçek adı da Nuh değildi değil mi? Neydi? Abdülgafur'du değil mi? Ama hikmetle, irfanla çok uğraşıyor. Hatta o kadar çok uğraşıyor ki İdris peygamberin hikmetle uğraştığı o şahsiyeti var ya, Yunanlar ona Hermes diyor. Hikmet tanrısı demek. Mısır'da da Osiris diyorlar. Gene hikmet tanrısı. Yani Osiris ve Hermes diye bahsedilen vasıflar İdris peygamberin hikmete olan o mükemmel kabiliyetidir aslında. O sıfatları duymuşlar ama İdris peygamber olduğunu bilememişler. Biri Hermes demiş, biri Osiris demiş. İdris aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, böyle geniş göğüslü, yapılı, iri kemikli, saçları böyle fazlaca olan, yüzü de böyle dünyalar güzeli bir peygamber. İdris peygamberin hususiyetlerinden bir tanesi de kalemle yazı yazan ilk peygamber olduğu söyleniyor. Allah 30 sayfa veriyor zaten İdris peygambere. Suhuf veriyor. Yıldız ilmi, astronomi ilmi, ziraat ilmi, matematik ilmi noktalarında da çok zirve şekilde kabiliyeti var İdris peygamberin. Bu yüzden zaten o hikmet meselesi çok ön plandadır İdris peygamberin. İğneyle dikiş diktiği has özelliklerindendir İdris peygamberin. Allah İdris peygamberi neden gönderdi? Şimdi Habil ve Kabil meselesinde kıskançlık oluyordu. Kabil Habil'in eşini istiyordu aslında. Daha sonra Allah için bir kurban adama meselesi oluyordu. Habil en güzel koyununu getiriyordu. Kabil de böyle birkaç parça dostlar pazarda görsün diye ot getiriyordu. Habil'in kurbanı kabul oluyordu ve ne oluyordu? Gökten bir ateş gelip kurban alıp götürüyordu. Daha sonra Kabil Habil'i öldürüyor. İki kargadan dersi gömdükten sonra da dönüp tövbe etmiyor. Onun tövbe etmemesinden şeytan faydalanıyor. O diyor kurban meselesi var ya, kurban meselesi diyor. Diyor Kabil. Ne olmuş kurban meselesinde? Orada ateş gelip almış diyor ona ateş. Ne var ateş almışsa diyor. Çünkü diyor Habil gizliden ateşe tapıyordu. O yüzden ateş ona yardım etti ama bunu sana söylemedi diyor. Kabil diyor ki öyle mi? Demek ateş öyle tapılacak bir şey diyor. Bütün toplum ateşe tapıyor. Allah suruçlardan razı olsun. Ateşi yerinde kullanan tek kavimdir. Kebap ciğer. Teşekkür ediyoruz Salis Bey. Ateşin haddini bildiriyorsunuz. Ondan sonra başlıyorlar ateşe tapmaya. O toplum ateşe taparak bozulduğundan dolayı Allah Azze ve Celle İdris peygamberi toplumun düzelmesi adına o topluma gönderiyor. Hangi toplum? Aden. Aden neresi? Yemen bölgesi. İdris aleyhisselama yaklaşık 1000 kişi icabet ediyor. Ve Allah yolunda İdris aleyhisselam Kabil oğullarıyla savaşa giriyor. Bu mecusilik meselesinden ötürü. Onlardan birçok esir alıp esir de bırakıyor. Yani İdris aleyhisselam o savaşa da girmiş, cihata da girmiş. Üçüncü meselemiz sadakat. İdris aleyhisselamın en büyük öne çıkan vasfı. Meryem suresinde şöyle geçiyor. Allahu alem İdris aleyhisselamla ilgili zaten 3-4 ayet var. Meryem suresi, Enbiya. O yüzden farkındaysanız malumatımız da bu kadar. Meryem 56 ve 57'de şöyle geçiyor. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Anıyoruz. Şu an bir ayeti tatbik ediyoruz. İdris'i de an diyor. Biz de inşallah Kur'an'a ittiba ederek İdris peygamberi anmaya çalışıyoruz. Hakikaten o pek doğru, sadık bir insandı ve bir peygamberdi. Sadakat ve doğruluk kelimesi böyle kulağınıza aldı mı? Onun öne çıkan vasıflarından. Birçok müfessire göre İdris peygamber de aynı İsa peygamber gibi semaya refedilir. Semaya çekilir. Yani biz şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle İdris peygamberi hem dünyada hem ahirette yüksek bir makam veriyor. Zaten Efendimiz Miraç'a çıktığında görüşüyor mu İdris peygamberle? Evet. Dördüncü kat semada Cebrail aleyhisselam soruyor. Cebrail aleyhisselam diyor o İdris peygamberdir diyor. Öyle olunca İdris peygamber hoş geldin Allah'ın sadık kulu, sevgili dostu, ümmetin başı, peygamber falan diye İdris peygamber öyle selamlıyor Efendimiz aleyhisselama. Şimdi Meryem suresinde İdris peygamber meselesinin geçmesinde de aslında ince bir mesele var. Bu ince meseleyi anımsamamız için Meryem suresinin nerede okunduğunu anımsamamız lazım. İkinci Habeşistan seferi kim okuyor? Cafer bin Ebu Talip okuyor. Kime karşı okuyor? Necaşi'ye karşı okuyor. Biz buradan Meryem suresiyle ilgili de aslında bir mesaj alıyoruz. Sahabe efendilerimiz dünyanın dört bir yanına gidip bu meseleleri gönüllere akıtmaya çalışıyor. Ve bunun için ta Habeşistanlara gidip Necaşilerin imanına vesile oluyor. Biz şimdi hantallık ve üşengeçliğimizden bırak dünyanın dört bir tarafına gitmeye, kapımıza gelen turiste bile Allah'ı anlatamaz bir vaziyetteyiz. Niye? Çünkü o turiste bir ayla tost satman, hamburger satman lazım. O turiste bir ayı tostu, hamburgeri bilmem kaç dolar eurodan itelemek dururken, tabii iteleyen de Müslüman, onu da unutmamak lazım. Bunu satıp bununla dünyayı götürmek dururken kapımıza gelen
turiste bile İslam'ı anlatamaz bir hale düşüyoruz. Bence Hazreti İdris meselesinin Meryem suresi gibi Habeşistan'da okunan bir surede geçmesinde de bir ince mesaj vardır diye düşünüyorum. Çünkü bizim İslam'ın mesajını sunmada ciddi bir zafiyetimiz var. Zafiyet bu kadar ciddiyse hangi köşeden ilacı görsek almamız icap ediyor. Bugün bu dersi yapmamın asıl sebebi bu kelime aslında, sadakat kelimesi. Sadakat kelimesi bir insanda sabır olmadan anlaşılabilecek bir mesele değildir. Çünkü sabrı olup dayanamayan bir adamın sadakati olması söz konusu değildir. Sadakat doğruluktan geliyor. Sadakte, sıdk. O zaman sadık adamın vasfı şudur. Doğru olan ve doğruluğu yayan adam sadık adamdır. Bir insan dayanamadan sadakatin temsilcisi olamaz. Peki sadakat doğruluk, sıdktan geliyor değil mi? O zaman şunu dememiz icap ediyor. Doğru olan ve doğruluğu yayan kişiye sadık insan denir. Bir insan bu iki vasıfları yapmadan sadakatin yanından bile geçmesi çok zordur. Sadakat sahibi insanlarda şöyle bir özellik vardır. Başta zarara bile girse, başlangıcı çok zor bile olsa o doğruluğun, o sadakatin sonunda en büyük paye, Allah'ın en büyük rızasının orada olduğunu bilir. Baştaki zahmete göğüs gerer. Bizim bir arkadaş vardı. Yanındaki bazı kişiler için bir tabiri vardı. Derdi ki, bu ufakçı adam, ufakçı derdi. Bu yüzden vizyonsuz derdi. Ne demek ufakçı biliyor musun? Şu ortama geliyor ya, ortamda hani bir kafede oturuyor arkadaşlarıyla. Ulan bana bir lahmacun ısmarlasalar yeter. Şuraya geliyor ya, ya şu baklavayla kahveyi yiyeyim de ben öyle kalkayım. Böyle ufakçılık vardır. Şimdi bizim eskiden böyle çalışırken, tam böyle teneffüste serilirdi böyle bisküvi bisküvi. Şimdi bazıları gözden anlaşılır. Aa, selam vereyim de bir de çizi alayım falan diye. Tam elinde çayla hocam merhabalar derdi, şöyle tut diye bir tane yutardı. Bir gün bir tane kimya hocası vardı, canı sağ olasıca. Tam da böyle yanımızdan geçerken hocam dedik yemez misin dedik. Şimdi değil de akşam yerim dedi, hop kapalı paketi aldı eve götürdü. Böyle bisküvi ikram olur mu ya? Market miyiz biz ya? Bunlara ufakçılık deniyor böyle. O kişinin dostluğudur, sana katacağıdır, ahirettir vesaire. Bunlarla ilişkisi yoktur, ne yapar? Hemen böyle alacağımı alayım. Şimdi bu bahsettiğim tabir, ne koparsam kârdırcılar var ya, ufakçılar. Tam bu asrın adamı. Niye böyle? Sadakatin zıttı, doğruluğun zıttı bir anı anlatıyorum. Onur, seninle ilişkimiz zedelendi mi? Zedelendi. Gemi gidiyor mu? Gidiyor. Senin arkamdan konuşacağın, edeceğin bir şey önemli değil. Ayağındaki çorabı bile alsam bana kârdır. Anladınız mı? Yaşamıyor muyuz bunu? Sen yıllarını veriyorsun, emekleri veriyorsun. Adamın böyle bir bağlantısı, ilişkisi bittiği anda ne diyor? Bunlara verdiğim hiçbir sözün doğruluğun önemi yok diyor. Ya tamam, sen ufak cihette bizden yiyorsun, vefadan yiyorsun, dostluktan yiyorsun. Ama asıl sadakatten, imanından yiyorsun. Sadakat, sabır, iman, bunları birbirinden ayırmaya çalışır mısınız? Ufakçılarda asla sadakat yerleşemeyecek. Sadakatin yerleşmediği bir kalpte iman tohumu istenilen ve beklenilen şekilde neşvu nema bulmayacak. Sadakatin zıttını teori kitabı gibi değil de günümüz dilinde özetleyecek olursak ufakçılık oluyor işte. Bir sabır, bir doğruluk göstereyim, ben bu doğruluğu yayayım. Ben bu adamla kötü de olsam doğru durayım. 10 yıl sonra der ki, bu delikanlı namaz kılıyordu, ben de namaz kılarım der belki. Ufakçılarda böyle mülahazalar, böyle hesap kitaplar yok. Dışarıdan baktığında dünyanın en sevimlisi gözükür, en tatlısı gözükür. 1000 tane iddiada bulunur, 2000 tane yalan söyler. Yalanların hepsinin sebebi de şudur. Benim Ali ile Veli ile bir kurumla ilişkim bitti mi? Bitti. Tamam, ne koparsam kârdır ya, ne koparsam. Bir ceket koparsam kârdır. Gideyim iki tane video çekeyim, birine zararı var mıdır yok mudur, bunun da bir önemi yoktu yani. Benim verdiğim sözler, oralardan her şeyi öğrenmişim, bunların da bir önemi yoktur yani. Bir başlık atayım, bu başlığın bir yere zararı var mıdır, insanlar suizan eder mi, üstüzan eder mi, böyle mülazan önemli değil. Benim şöhretim yürüsün. Ben tek başıma kendimi gerçekleştirebilecek, Allah'a yakarabilecek bir adam değilim. Etraftan alkış görmem lazım, pohpohlanmam lazım, bir şekilde bunları gerçekleştireyim, ilahir işte. Biz bunu ticarette de görüyoruz işte. Adamla bu dört katlıyı yapana kadar, yine her dört katlı dediğimde duam edeceğim. Allah'ım İstanbul'a daha büyüğünü nasip et inşallah. İnşallah. Şimdi orada da yaşayacağız bu imtihanları yani. Allah sabır versin bize, ne diyelim, sadakat, sabır işte eş değermiş. Tam gidiyorsun böyle, adamla yüklü bir iş yapmışsın. Nedir yüklü iş? Buranın tamamının betonunu dökmüş adam. Sallıyorum yani, böyle bir şey yaşamadık da. Ya da klimalarını almışsın, işte prizlerini almışsın, neyse yüklü iş yapmışsın. Sen o ödemeyi yapana kadar o adam, abim canım kurban dur baklava da getireyim, tatlı da getireyim falan. Biz tüccar ehli değiliz yani. Biz o adamın teri kurumadan ne yapıp edip o adamın parasını ödemek zorundayız yani. Bizim hissiyatımız budur. Biz tüccar değiliz, biz Allah'ın kuluyuz. O böyle yapar, Allah'ın kulu. Tam o esnada sen adamın buluyorsun, buluşturuyorsun, zar zor oradan buradan parasını ödüyorsun.
Şu köşede de bir tane atıyorum, köşe kalmış adamın yapması gereken prizi. Adam ne senin telefonuna bakar, ne sözünü tutar, ne böyle doğrulara uyar. Bin tane yalanın bini, bir tane o da telefonu açarsa. Bu adamdan adam olmaz, insan olmaz, doğru olmaz, sabır olmaz, sadık hiç olmaz. Bu adamlar iki kuruşluk dünya kolaylığı için binlerce söz yiyerekten sadakatlerini yiyorlar. Sadakatini yiyen bir insanın şu anki konumuz dairesinde benzeyecekleri kim olduğunu sizin basiretinize bırakayım. Ama benzeyemeyeceğinin kim olduğunu biz birlikte biliyoruz. İdris peygambere asla benzeyemeyecekler. O sadık ve doğru olanı an diyor ayet-i kerimede. Yerin çekmesi gibi bir kaide olarak bu cümlemi yazabilirsiniz. Suyun itmesi gibi, kütle çekim adetullahı, sünnetullahı gibi bu cümlemi yazabilirsiniz. Sadakat olmazsa insan bu yolda kesinlikle kaybedecektir. İşin üzücü yanı sadakat olmayan bir insan, sadakat ve vefa ile ilgili olan cümleleri de önemseyemiyor artık. O zaman bu cümleler kimler için biliyor musun? Sadık olanlar tehlikeye düşmesinler diye. Sadakat var mıdır? Allah Azze ve Celle sürekli bunu anlayabilmek için eleği sallayacaktır. Sallanan elek her mevsimde aynı elek değildir. Bazı mevsimlerde daha fazla sallanır. Hangi mevsimlerde? Yaz mevsimlerinde. O eleğin yaz mevsiminde daha sıkı sallandığını ben Risale-i Nur'da yazan Üstad Hazretlerinin Neşeli Kış dersleri mektubunda görüyorum. Kışın dersler neden neşeli? Elek biraz duruyor. Yazın ne oluyor? Dünya kapıları, hisler, hevesler, çiçekler gibi öyle bir açıyor ki tam orada anlıyor işte. Açıldı mı kapılar? Açıldı. Hadi şimdi görelim benden daha fazla tercih edeceğim bir şey var mı? Var ya Rab, rahatım. Var ya Rab, ben dükkanıma daha çok güveniyorum. Var ya Rab, ben annemin ve babamın oğluyum, sonra da senin kulunum. İşte bunların hepsi nerede ortaya çıkıyor? Hususiyetle yaz aylarında ortaya çıkıyor. Espri cihetinde İrfan, aramızda ne konuşuyoruz? Ya yazın gelecekte hangi imtihanlar başlayacak acaba? Neden böyleymiş? Bu da bir demek ki adetullah, sünnetullahmış. Allah Azze ve Celle sadık kullarını yazın daha çok seviyormuş. Tersten okuyalım. Sadakatsiz olanlar yazın daha çok eğleniyor ya. Şöyle okuyalım. Allah sadık kullarını demek yazları daha fazla seviyor diyelim. Bir öğretmen birinci sınıftaki talebe ikinci sınıfa çıkabilir mi diye ne yapıyor denemek için? Sınav yapıyor. O sınavı geçtikten sonra tamam kabul ettim bir üst sınıfa geçeceksin diyor ya. İşte bu sadakat imtihanlarını yaz mevsiminde tam bu şekilde görmemiz gerekiyor. Hapiste oraya düşmüş bir insan 30 yıl boyunca neyi düşünüp de ah ah ne ettim ben diyor? 30 saniyeyi düşünüp diyor. İşte sadakatsiz insanın kalbindeki manevi cehennemin bir durumu da bu olacaktır. Sadakatsizlikten dolayı, sabırsızlıktan dolayı, his ve heyecana yöneldiğinden dolayı 30 saniyelik bir imtihana girecektir. 30 yıl boyunca ne ettim ben diyecektir. O 30 yıl hayatından lezzet alıp o dertlerden kurtulmak için sefaate dalar. Bir insan başka bir insanın hakiki manada halili, dostu olamaz. Niye olamaz? Çünkü o pay Allah'ındır. Dost istersen Allah yeter. Ne demek bu? Ömer demek biz birbirimize bir yere kadarız. Zilan benim hatıratı kalbimi bir yere kadar bilir. Annem bu oğlun kalbini şefkatiyle bir yere kadar tatmin edebilir. Neden? O paye yalnızca Allah'a aittir. O zaman insan şunu demek zorunda. Sadık kalmanın, sabredebilmenin, maçı bitirebilmenin yolu Allah ile birebir münasebet ve ilişkiden geçiyor. Ne zaman ki insan kulların teveccühüne bu payeyi satarsa Allah da kendi teveccühünü ve tecelliyatını geri çekiyor. Sonra ne oluyor kul? Ya birileriyle konuşuyorum, dünyada bir şeyler yapıyorum ama kalbimdeki boşluğu doyuramıyorum. Neden doyuramıyorsun? O boşluk sadece ve Allah'ın doyurabileceği bir boşluk çeşididir. Bu hallere düşen bir insan Allah ile aldanmışsa, ya ben zaten Allah yolundayım birader diye aldanmışsa, hatalarını bu cihetten görmüyorsa ondan sonraki hayatı keşke, 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 ya leyteni, ya leyteni, ya leyteni diye diye geçecektir. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım da ben bu işleri yapmasaydım. Keşke toprak olsaydım, şu dostların peşinden gitmeseydim. Keşke toprak olsaydım ve kabirde tek kalacağımı anlasaydım da o yalancı şöhretin peşinden bu hataları, bu yanlışları yapmasaydım. Keşke toprak olsaydım da bir dükkanın geleceği için, bunun bana sağlayacağı mutluluk için şu dostları bırakmasaydım. Bu işler bir anda olmuyor ama bir anda oluyor. Şimdi bir gün adamın birinin dişine mikrop gelir. Şöyle gelir dişe yürür, bakar tam sevdiğim gibi kırıntılar dolu. Kendini temizlememiş. Temizlememiş ne demek? Tövbe etmemiş. Hatalarını hata olarak görmeyen güzel bir diş. Tam böyle benim sevdiğim şekilde. O mikrop oraya gelip orayı sevdikten sonra ne yapar? Diğer mikroplara referans olur. Şşş, Kamil, Mahmut, Şemuz gelin oğlum buraya diye. O dişe yavaş yavaş gelmeye başlarlar. Bir gün o dişin sahibi adam en mutlu gününde, hiç beklemediği bir günde
Antep'ten gelen, pahalı olan, tam böyle tereyağlı baklavayı ters çevirip damağına yapıştırıp ısıracakken birden ah diye bir sesle gözünü açar. Nedir o ses? Hiç beklemediği yerden mikroplar birbirine referans ola ola yuva yapmış ve dişi artık öldürmüştür. İşte tövbe edilmeyen, farkına varılmayan ve sadakatsiz yürünen bir yolda insanın hali ve ahvali tam bu hale gelince ah keşke dişimi fırçalasaydım, keşke gitmeseydim diyecek. Ama o diş kökten gittiyse çekilmekten, ızdıraptan, azaptan başka çaresi kalmayacak. Sadakatsizlik günah olur mu diye hiç sormuyoruz kendimize. Sadakat yüksek bir payı olmasa peygambere verilmezdi. Demek bu kadar yüksek bir payaya benzememek ne kadar ciddi bir günah olabilir diye hiç kendimize sormuyoruz Ömer. Sadakatli bir insanın her şeye gücü yeter mi? Yetmez abi ya. Sadakat her şeye gücünün yetmesi demek değildir. Ama ne olursa olsun dişini sıkıp gemiden atlamamaktır. Çünkü biz Yunus bin Metta değiliz. Dışarıda bizi Yunus değil, köpek balıkları yutar. Sadakat nedir biliyor musun? Ya Rab bak ben buradayım, yerim belli. Bedenim fazla da olsa bir ayağım burada. Bu dairedeyim ben. Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği, hizmet her şeyin fevkindedir dediği o dairedeyim ben. Ben o dairede mücadele ediyorum ama gücüm bitti. Elimden gelen bu kadar, ya Rab ne yapayım? Gücüm bitti dediği anda kulum gücünün bittiği yerde ben de yettim diyecek olan Allah Azze ve Celle o sadakatin tamamlayıcısı olacaktır sana. Ve işler tamamlandıktan sonra öyle bir hayret edip bu iş nasıl böyle oldu diye öyle bir şaşıracaksın ki keşke geçmişte de böyle yapsaydım deyip bir keşke de oraya vuracaksın işte. Bir de güzel keşke vardır. Hazreti Ebu Bekir der ki keşke bir tanesini Pers'e sürerken birini de Bizans'a sürseydim diye Hazreti Ömer'le Hazreti Halid bin Velid'e söyler. Böyle bir keşkenin keşke denmesi bile insana sevap verir. Bunlar da başka hayırlı keşkelerdir. O zaman terminolojiyi de bir değiştirelim. Keşke demek caiz olduğu yerler vardır. Tabu var ya, keşke demek caiz değildir, caizdir. Bir insanın keşkesi hayrı kesmediyorsa o keşke caizdir, sevap bile kazandırır. Keşke Rabbime daha iyi kul olsaydım. Bu keşke az önceki keşkelerden değildir. Osman Gazi Bursa'yı fethe çıkınca çadırda böyle can vermiş. Tam ölüm döşeğinde tek avuntusu 100-150 metre uzakta Bursa'da yanan o kandiller mumlar olmuş. Orayı tatmayı, hissetmeyi beklememişler. İstememişler. Tek istedikleri kulluk vazifesi için o Bursa'nın İslam aleminin eline geçmesi olmuş. Böyle zatlar dünya gözünde olmayan, yalnız Rabbini düşünen, dini için deli divane olan mecnunlar olarak sembol olmuş bize. Bunlardan 10 tanesi dünyanın tamamına bedel olmuş. Toplumların kaderini değiştiren hep böyle 10 tane insan olmuş. Öyle dine ve dini vazifelere mecnun olmuşlar ki Osmanlı'da giden öncü grup ata eğersiz binermiş. Atın saçından tutup öyle zıplarmış. Ellerini mermerde döve döve pençe edermiş. Ön safta gidenler silahla savaşmayı tevekkülsüzlük saydığından saygısızlık bellemiş. Öyle bir tevekkül ve teslimle gitmişler. Bir insanın anca gözü dünyayı görmez, sadece Rabbine kilitlenirse bu aşk ile dininin delisi olabilir, başka bir meselesi asla olamaz. Bir insan dininin delisi olsa Hazreti Ömer gibi dünyayı unutur, bir de döner bu torun kimdi diye onun adını bile unutur. Torununun adını unutacak kadar davasında dalgıç, dünyaya karşı dalgın bir hal yaşamış. Toplumların kaderini değiştiren Hazreti Ömer gibi zatlar 10,5 yıl boyunca öyle bir mücadele, öyle fetihlerde bulunmuş ki insanlar şaşıyormuş artık. Yahu 10 yılda bunca fetih nasıl olur? Ömer bu kadar fetihe nasıl medar olur, nasıl sebep olur diye şaşmış kalmışlar. Hersli bir tanesi şöyle demiş. Komutanım, bizim şaraba ve kadına duyduğumuz şehvet gibi bunların hepsi ölüme iştah duyuyorlar. Nasıl baş edilebilir bu adamlar demişler. Dinin delisi olunca, yani son noktayı saadete düşününce, yani ben ölünce kulluğum anca nefes alır deyince işte bu sadakat örnekleri böyle ortaya çıkıyor. O günlerin sembol ismi olan Halid bin Velid bile yatağına düşmüş, vücudunda yara almadık en ufak parçası kalmamış, hala beni ayağa kaldırın, bir deve gibi haşa burnumun üzerine düşüp ölmek istemiyorum demiş. Bir önceki sahnesinde de korkakların evi yıkılsın diye sanki bu zamanı duymuş da o cümleleri buralara ulaştırmış. İşinden, eşinden, gücünden, hayatından, rızkından, nefesinden o korkanların evi yıkılsın. Evi yıkılsın da belki öyle anlarlar. Yoksa ahiretin direklerini yıkıyorlar demek istemiş. Belki de. Mecnunlar, dininin mecnunu olanlar, dininin delisi olanlar bizlere bu günleri bırakmışlar ve bırakmalarındaki tek kriter sadakat olmuş. Var mı hatırınızda? Sahabe efendilerimiz yorulmuş da 10 yıl sonra dini bırakmış. Bir komutan efendimiz yorulmuş, 15 yıl sonra İslam'ı bırakmış. Bir Evliyaullah padişahımız yorulmuş da cihadı bırakmış. Var mı hatıranız? Olabilir mi?
olabilir mi hiç? Onlar gözlerini direkt kabire dayamışlar. Bizim gibi kendini akıllı zannedenler de dünyanın peşine düşüyorlar. Ya şu dünyam olsun da cuma namazları da oturur belki. Şu dünya işleri bu olsun. Ben de bir sahabe efendimiz gibi hayır yapmak istiyorum. Onu da anlayamamış. Bir sahabe efendimiz gibi sadaka vermek istiyorum yani. Sahabenin mesajını da anlayamamış. Nasıl insanlar sadakati bilemezler? Geceleri uykuları kaçmayan, canı yanmayan, nasıl olur bu vefasızlık? Nasıl bunca adam duyup duyup hala kayıtsız kalabiliyor? Nasıl oluyor dünyayı böyle imar eden adamlar konu ahiret ve ukba olduğunda bu kadar üşengeç davranıyor? Nasıl oluyor da İstanbullarda, İzmirlerde, başka şehirlerde, dünyanın dört bir yanında bizler vazifedar olmamız lazım derdine düşmüyorlar diye hiç acı çekmemiş insanlar mevcut mallarının muhafaza denen hastalığa yakalanaraktan, çok affedersiniz başka tabir bulamadım, Allah'ın ona verdikleri malları korumak için yanlarından ayrılmayıp tasmalı bir memur gibi bu meselelerin hepsini unutup gitmişler. Peki İdris peygamberi okuyoruz, sahabe efendilerimizi okuyoruz. Şu cümleyi sormak gerekmiyor mu mesaj cihetinde? Onların bu acısının zerresi sende yoksa acaba başka neyin zerresi sende yoktur? Onların bu acısı neyden geliyor? İmandan gelmiyor mu? Cevap sıkıntılı olur. Hadiste mümin korkak olur mu ya Resulallah denildiğinde? Evet olur denilmiş Efendimiz. Peki mümin cimri olur mu ya Resulallah? Evet olur. Peki mümin yalancı olur mu? Asla cevabı vermiş. Müminde bulunmayacak olan vasıf nedir? Yalan vasfıdır. Sadakatin alt kümelerine indik. Hazreti İdris'in özelliklerini konuşuyoruz. Sadık, doğru ve yalan söylemez. İdris peygamberin her ismi geçtiğinde ya terzili değil o bulmuş cümlesiyle kapatmak sizi rahatsız etmiyor mu konuyu? Doğruluğu nereye koyacağız? Sadakati nereye koyacağız? Hikmetini nereye koyacağız? Nereye koyacağız bu mesajları? Biz mesaj okumuyoruz ki, biz çizgi film izliyoruz. Ya duydunuz mu yahu? Demiri de hangisi bükmüştü? Öyle peygamber hayatı mı bakılır? Mesajı nereye koyacaksın? Hayatının neresinde yaşayacaksın? Benim kumaşım kaç kuruşmuş bir peygamber efendimize baktığımızda anladığım cümlesini nerede söyleyeceksin? Ucuptan nerede kurtulacaksın? Egondan nereden kurtulacaksın? İdris peygamberin sadakat ve doğruluğunun sembolü yalan da ondan uzaktı. Neden uzaktı? Çünkü yalan bir lafz-ı kafirdir. Ağır değil mi? Bugün yalan söyleyen bir adama desen ki senin özelliğin şu kafirde de var desen adam alınır değil mi? Ama öyle. Bir de pembe yalan, mor yalan, yeşil yalan değil mi? Onun renkleri de var gökkuşağı gibi. Onun sadakati ve doğruluğunun o dik duruşunun karşısında biz görüyoruz ki yalan asla bize bulaşmayacak, bir Müslüman da olamayacak bir şeymiş. O zaman sadakat varsa yalanla ilgili şunlar yoktur deyip maddelememiz gerekiyor. Bir insanda sadakat varsa yalan söylemez. Yaşadıklarımızın bir kısmını maalesef ahirette göreceğiz. Dünyada söylemek, anlatmak icap etmiyor. Ama Allah'ım bu nasıl bir ihlas dediğimiz, şu adamın takvasına bakayım ben de takvalanayım dediğimiz, ya şu gül yüze bak ya Yusuf peygamber de mi böyleymiş dediğimiz öyle insanlar. Yüzlerce yalan söylüyor ki ilk 99'unu yok canım bu yalan değildir dediğimizden yüzüne birden toplu halde aldanmış oluyoruz paket şeklinde. Neden? Sadakati olmadığı için. Yalan nereden çıkıyor? Sadakatin hastalığından çıkıyor yalan bile. 2. Yalan söyletmez. Ne demek yalan söyletmez? Sadık adam yalan söyletmez ne demek? Muhabbet esnasında bazen arkadaşları sıkıştırırız değil mi? Ya şu meseleyi bir söylesene. Ya söyle işte ya. Ya söyle ne var bunda? Söyle işte şunu diye. Adam en son söylenmeyecek bir meselede utanmamak için yalan söylemek zorunda kalır. Burada vebal kime de geçer? Yalan söyletene de geçer. 3. özelliği yalan dinletmez. Ya ne bileyim Türkçe'ye çevirsen sanki televizyon izlenmez gibi bir şey çıkıyor. Değil mi? Çünkü haberlerdeki yalanlar nerede var? 4. özellik. Çok şaşıracaksınız. Nasıl olur ya sadakatte böyle bir özellik olur mu diye çok şaşıracaksınız ama sadakatin içinde bu özellik de var. Yalan yaymaz. Bizim için çok ciddi şaşıracak bir özellik. Niye şaşıracak bir özellik? Velid bin Utbe'nin yaydığı haberden ötürü inen bir ayettir. Bir fasıktan haber gelse ne ederler? Tahkik ederler ya. Geldi mi haber geldi ya. Sen bu haberi neye dayanarak söylüyorsun ya? Şimdi bu ayeti bir köşeye koyalım. Öteki köşede medya patronlarını düşünelim. Şimdi haberlerde cayır cayır araştırmadan toplumu yanlış yere sürükleyen adamlar oluyor mu? O Nadir bin Harisler ahirette ne hesap verecek? Kimse adını bilmiyor. Ya bu haber, bu spiker, bu kameraman, bunlar tamam da onların küllisine vesile olan kim? Bir de orası var. Twitter'a bakın. Bir günde adam asıyorlar. Adamın geleceği kararıyor bir günde. Küçücük bir çocukla birisi neşe olsun diye röportaj yapıyor. O çocuk da sanki hiç hata yapamaz gibi yanlış bir cümle söylüyor mu? Söylüyor. Haydi yüklenelim buna. Yüklenelim ya rezil edelim bu çocuk bir daha insan yüzüne çıkamasın diye. Niye araştırmıyorsun? Neden bu insan da hata yapabilir demiyorsun? Neden çocuktur yardım edelim demiyorsun buna? Neden direkt tekfir ediyorsun? Bu da tekfirciliğin başka çeşidi. Haberin tekfirciliği, medyanın tekfirciliği, artık neyin tekfircisi derseniz deyin. Bu da tekfirin başka çeşidi. Adam siteden paylaşım yapıyor mu? Yapıyor. Sen de hala bir insanlık damarı olabilir diye iletişime giriyorsun. Diyorsun ki, kardeşim siz bu haberi neden yayıyorsunuz?
bana birisi gönderdi. Peki tahkik ettin mi? Siz bunun olmadığının iddialarını bize gönderin diyor. Normalde bilinçli bir toplumda bilinçli insanlar suçu ispatlar. Şimdi bizim durumumuzda suçsuz adam suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor. Ne kadar çarpık bir mesele değil mi? Ya madem bunun delilleri de yok sende, bizden yok, ondan yok, hiçbir deli yok. Sen bunu nasıl paylaşıyorsun? Bunlar hiç cehennemi de düşünmüyor. Hiç hesap bir hesap diye bir şey yok yani. Kaç insanın vebali var bu işin altında? Yaptığı yanlışın azabını çekeceğini çözemiyor insan. Diyor ki benim kulluğum lütuftur. Yaparsam Allah'a lütuf olur. Yapmasam da aman o idare eder zaten. Ayıp olmaz diyor. Yalan yayarım bir azaba düşerim diye düşünmüyor adam yani. Bir tüccar şu yalanımla bütün balım haram olabilir. Bütün malım ya. Çocuğumun gırtlağına giren mal haram olabilir. Bak ben bunun hesabını nasıl ödeyeceğim ya? Bununla birlikte benim aklım kalbim bozulup kulluğu da unutabilirim demiyor adam. Bu hesabı yapamıyor bak. Yalan tasdikletmez. Ne demek yalan tasdikletmek? Şimdi bizde yeni bir özellik var. Biri çay ısmarladı mı gıybet dinleriz. Ya Mahmut abi şimdi ayıp olmasın. Ya. Bir de başını sallama bari mübarek adam. De ki ya gıybet de ya. Gıybet dinlemesi de haram, etmesi de haram. Çayı getiren de vebale girer. Etme şu gıybeti etme demiyoruz ya. Bir rahatsız olduğunu göster bari. Meleğerlerden biri dese ki vallahi kul rahatsız olmuştu. Böyle şupur şupur kahveni içe içe adamın gıybetini dinliyorsun ya. Ya bunu yapmakla dinlemenin bir farkı yok mübarek adam ya. Şimdi bizim korkacağımız yer... Şaşınca Ömer, bu şirk oluyor. Kalbe başka birinin muhabbeti girerse şirk olur mu? Olur. Peki başka birinin korkusu girerse şirk olur mu? O da olur. Bir gün beni bir arkadaşım aradı. Birileri var dedi, zorla dedi, malzeme, iş bir şey var. Yapılmamış ama mühendisin de imzası lazım yapıldı diye. Ya illa diyorlar şunu imzala zaten bunun bir zararı yok diye bana zorla imzalatmak istiyorlar dedi. Ne yapayım abi dedi, açıkçası imzaladım da dedi. En sonunda onu da söyledi. Vallahi dedim kardeş sen ne yap ne et o imzanı geri al dedim. Çünkü Allah seni... O üstlerinden, sana imzala diye emir veren o amirlerinden koruyabilir. Ama o amirlerin seni ileride Allah'tan koruyamaz. Sen o imzanı ne yap ne et geri al tövbeni istiğfarını et dedi. Korkacağımız merkezi anlayamıyoruz. Dünyada korktun yani insanız korkarız abi. Üzülürüz. Yani iyi de ne kadar? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Bu kadar yani bu kadar. En büyük çileleri yaşayanlar da göçmüş gitmiş. En büyük mutlulukları yaşayanlar da göçmüş gitmiş. Korkacağımız insanların cehennemi varsa buyurun birlikte korkalım. Korkacağımız insanların, minnet edeceğimiz insanların cenneti varsa buyurun birlikte minnet ederim. Ne cenneti var ne cehennemi var. Sen bu adamı adam biliyorsun bir de korkuyorsun. İmanımızdan yiyoruz. Sadakatin en zor yanlarından birisi de bazen doğru bildiğin şeyi ben söylersem doğru olmaz diye susmaktır. Oluyor insan hali herkes kendi penceresinden bakıyordur. Bazen bazı olaylar yaşıyoruz bizler de yani. Dışarıdan cümle geliyor, iftirası gelir, fitnesi gelir. İnsanların nazarında böyle çok tatlı gözüken bir insan bir imtihan yaşar, bir anda uzaklaşır gider ayrılır. 100 tane mesaj gelir. Kimileri de duygusallığın heyecanıyla ne yaptınız ona, niye üzdünüz onu, niye kıydınız onu? Yıllarca yatırım yapılmış o insana değil mi? İnsan kıymetli bir şey. Belki birçok yerlerde olmayan, belki olmaması hikmetlidir Allah-u Alem. Kimileriyle aynı kürsü paylaşılmış. Bugün kaç insan kaç insana şunu diyor dünyada soralım. Ya ben yazarım hadi sen de gel kitap yaz. Burada bunlar yapılıyor ya. Bir insan benim ismim değil, birlikte arkadaşlarla birlikte büyüyelim yani değil mi? Çok güzel bir şahsı manevi atmosferi. Kaç kişi kaç kişiye, lütfen biraz da dünya gözüyle bakalım ki kıyaslayalım yani. Kaç kişi kaç kişiye yapar. Ya buyur birlikte kürsüye çıkalım buyur. Burası Allah bize nasip etti hep birlikte olsun. Ya buyur imzası mı var, semineri mi var, neyi var? Buyur birlikte olsun fark etmez orada kimin, hangi kitap veya kimin imzası fark etmez. Buyurun birlikte kitap yazalım, sen de yaz, sen de yaz, birlikte yazalım. Kaç insan kaç insana... Bu nazarla bakıyor ki bu devirde. Ama oluyor insan yoruluyor, ediyor, yarıda bırakıyor. Bırakmasak keşke. Bırakınca zarar veriyor. Bu işlere de zarar veriyor, arkadaşlara da zarar veriyor. Dışarıdakileri zihninde suizanlara vesile oluyor. Keşke bırakmasak. Allah herkese yine yardımcısı olsun bizlerin de başkalarının da. Ama karşıdaki insanın kafasında 100 tane soru oluyor. Kuruyor insan kafada kuruyor değil mi? Ne yapıldı, ne edildi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Halbuki bir bilse kim daha zor bir durumda bırakılmış bir bilse. Yılların bina edilmiş kaç tane işi yarım bırakılarak gidilmiş, kaç tane söz çiğnenerek gidilmiş. Belki kimileri yüzlerce yalanla bırakılmış. Bir bilse arkanı döndüğünde kaç tane hançer kalmış bir bilse kimileri bunlar. Ama anlatamıyorsun bunları. Bazen işte en doğrusu doğruyu konuşmak değil susmak oluyor. Ama bazılarının da terazisi tam dengeli olmadığından susmayı ya zafiyet ya kabullenme ya belki kimileri korkaklık görüyor. Bir de sadakatin böyle bir yanı vardır. Toplumda birçok kişi böyle gereksiz meselelerle, işlerle uğraşıp zarar görmesin diye bazen susmak konuşmanın en doğru hali olur. İşlerin aslı astarı nedir? Her şeyi de bu dünyada görsek ahiretin ne anlamı kalacak? Bunların birçoğunu da ahiret yurdunda göreceğiz. Belki sadakatin en büyüğü de susup ahiret yurduna inanmak olacaktır. İnşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.